Hastane düşünün. Binlerce hasta içeride oradan oraya tedavi için koşturuyor. Ancak onlarla birlikte kediler de koridorda adeta cirit atıyor. Show Haber ekipleri hastane koridorlarında, ameliyathane girişlerinde, hatta enfeksiyon kliniklerinde gezen o kedileri görüntüledi. Burası Cerrahpaşa Hastanesi. Hastaların yanı başında, ameliyathane çıkışında, kediler hastanenin tüm koridorlarında. Ay, mikrop falan taşıyacak hastalara. Ya o kedi hiç gitmiyor, odalara da giriyor. Çok fena kedi. 10 gündür buradayım, 10 gündür o kedi de vardı. Görüntüler İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaydedildi. Hastalar ameliyata girerken ya da muayene olurken her yerde kediler vardı. Mikrop saçan hastalar için çok sakıncalı bir durum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde neredeyse her yerde kedileri, her bölümde kedileri görebilmek mümkün. İşte şu anda hastanenin içinde, koridorda bir kedi. Bu kediler koridorun her yerinde bu şekilde başıboş halde dolaşabiliyorlar ve şu an bulunduğumuz yerse enfeksiyon hastalıkları, yani kedilerin burada bulunması da hastalar için son derece tehlikeli. İşte hastanenin tıbbi atık deposu. Kapısı sonuna kadar açık. Bir kedi içeride atıklardan sızan suyu içiyor. Sonrasında ise koridorlarda adeta cirit atıyor. İyiydi. Defa giriyorum. Zaten kapıdan girince kokuyordu. Kedi kokusu vardı. Burası da hastanede hastaların ilk geldiği bölüm, yani kayıt bölümü. Kayıt bölümünün içinden de kediler eksik olmuyor. Şu anda bekleme sırasında birçok hasta var. Ancak kediler de onlarla birlikte hemen bankların altında. Dakikalarca hastalarla birlikte adeta sıra bekledi. Ne kovalayan vardı ne de duruma bir müdahale eden. Kediler hastanenin içine öyle alışmıştı ki bir tanesi masanın üstünde böyle uyuyordu. Hasta yakınları manzaraya tepkiliydi. Kedilerin olması çok doğru mu sizce burada? Hayır, hiç doğru değil. Efendim? Hiç doğru değil. Yani hastalar gelip gidiyor ve hastanenin her yerinde kediler var. Siz ne söyleyeceksiniz? Yani o çok sakıncalı. Çok saçacak yani hastaları. Bu görüntüde de bir hasta ameliyattan çıkıyor. Başında hasta bakıcılar. Ancak yol üzerinde ise bir kedi. Üstelik o kedi 5. kattaydı. Kimse karışmayınca rahat durmadı. Hasta odalarına da girdi. Doktorlar ve hayvanseverler de tehlikenin farkında. Kedinin, köpeğin orada olması, istedikleri gibi işte hastanenin muayene odalarını, ameliyathanelerini, o görüntüleri tam görmedim ama hani çıkması kabul edilebilir bir şey değil. Hastalara uyuz, pire, bit ve benzeri parazitler hastalıkların bulaşmasına sebep olabilir. Bu hayvanların öncelikle kısırlaştırılması, mikroçiplenmesi, hatta sahiplendirilmesi lazım. Hem hastaların sağlığı hem de tıbbi atıkla beslenen kediler için hastane yönetiminin önlem alması bekleniyor.